Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası jandarma subayı Mehmet Emin Paşa'dır. Kazım Karabekir Paşa babasının görevleri nedeniyle ilk öğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke'de tamamlamıştır. Babasının Mekke'de görev yaparken vefat etmesi üzerine 1896 yılında annesiyle beraber İstanbul'a dönerler. Burada Fatih Askeri Rüştiyesi'ne girer. Eğitimini tamamlayıp 1899 yılında Kuleli Askeri İdadisi'ni, 1902 yılında Harbiye Mektebi'ni ve 1905 yılında Erkan-ı Harbiye Okulu'nu bitirerek yüzbaşı rütbesiyle orduya katılmıştır. 2 yıllık stajını Manastır'da yapmıştır. Ön yüzbaşı rütbesiyle İttihat Terakki'nin İstanbul örgütünün kurulmasında yer aldı. 31 Mart 1909 ayaklanmasında Harekat Ordusu'nda görev aldı. 14 Nisan 1912 yılında binbaşı olmuştur. Balkan Savaşı sırasında Edirne'de 10. Tümenkurmay Başkanı'ydı. Bulgarların Edirne'yi kuşatması üzerine Erzurumlu Ordu Komutanı Şükrü Paşa ile birlikte uzun süre fedakarlıkla düşmana karşı koydu. Fakat açlık ve cephanesizlikten dolayı ordunun mağlup olması sonucu 22 Nisan 1913 günü esir düşerek Sofya'ya gönderildi. Osmanlı ordusunun 21 Temmuz 1913 yılında Edirne'yi tekrar geri alması üzerine Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Anlaşması üzerine esaretten kurtulup İstanbul'a gelmiştir. 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa'nın emri altında 1. Kafkas Kolordusu Komutanı olarak Kazım Karabekir Paşa, emrinde bulunan 9. Kafkas Tümen Komutanı Erzurumlu Yarbay Rüştü Bey ve 3. Kafkas Tümen Komutanı Yarbay Halit Bey müfrezelerinin hücumlarıyla 1918 yılında Erzincan ve Erzurum'u Ermenilerden ve Ruslardan geri aldı. Ardından Sarıkamış, Kars, Gümrü ve Ağrı'yı kurtardı. Aynı yıl tümgeneral oldu. 15 Kasım 1920 yılında Ermeni ordusunu yenerek Ermeni hükümeti ile Ankara hükümeti adına Gümrü Anlaşması'nı imzaladı. Kars'ın alınmasıyla kor general oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması görüşmelerini yürüttü. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda yenilerek galip devletlerle 30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Erzurum'da bulunan, terhis edilmemiş olan 15. Kolordu Komutanlığı'na 15 Nisan 1919 yılında atanmıştır. 1. Dünya Savaşı sonrası yetim kalan çocukları çeşitli meslek dallarında yetiştirterek vatana kazandırmıştır. Böylece Erzurum ve civarında 4000 erkek ve 2000 kız yetim çocuğa babalık yapıp onlardan bir ordu oluşturdu. Bu orduya Gürbüz Çocuklar Ordusu denildi. Bu faaliyetlerinden dolayı Kazım Karabekir Paşa yetimler babası olarak anılmıştır. Kazım Karabekir Paşa 6 Ocak 1939 yılında İstanbul Milletvekili seçilmiştir. 1946 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçilmiştir. Bu görevdeyken 26 Ocak 1948 yılında kalp krizi sonucu 65 yaşında Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliğine defin edilmiştir. Eşi İclal Hanım, Kazım Karabekir Paşa'nın mezarını 8 mermer direkli, üstü açık, kemerli ve kubbesiz olarak Ankara kırmızı taşı ile yaptırmıştır. Mermer kitabesi üzerine Şark Fatihi, General Kazım Karabekir, Meşrutiyet Hareketleri, Balkan ve Cihan Harbi'nin unutulmaz kahramanı, Milli Mücadele'nin öncüsü ve Muzaffer Kumandanı, Yetimler Babası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yazdırmıştır. 6 Kasım 1981 tarihinde 12 Eylül 1980 ihtilalinin Milli Konseyi tarafından çıkartılan 2549 sayılı kanuna göre Ankara Orman Çiftliği'nde hazırlanan devlet mezarlığında ayrılan yeni kabrine konulmak üzere 30 Ağustos 1988 Salı günü kabrinden kemikleri dini törenle alınarak aynı gün törenle devlet mezarlığında ayrılan kabrine defin edilmiştir.
Kazım Karabekir Paşa Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Bulgarca dillerini bilmektedir. Şairlik yönü de vardır. Çocuklar için Harekat Oyunları ve Duygularım isimli iki eser yazmıştır. Ayrıca Türk Yılmaz ve Ya İstiklal Ya Ölüm maçlarını da yazmıştır. Halit Paşa 1883 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1901 yılında girdiği harp okulundan 19 Ağustos 1903 yılında teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev yapmıştır. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Kafkasya cephesinde görev aldı. Görevi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Ruslara bırakılmış olan Sarıkamış, Kars, Ardahan'ı geri almaktı. 23 Aralık 1915 tarihinde 9 günlük bir savaş sonrası müfrezesiyle Ardahan'a girmeyi başarmıştır. Bu başarısından dolayı 23 Haziran 1915 yılında binbaşı rütbesine yükseltilmiştir. Emrindeki Çorum müfrezesiyle Bayburt ve Kop'ta göstermiş olduğu mücadele ve kahramanlıktan dolayı Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından henüz binbaşılık rütbesinin üzerinden bir yıl geçmeden 14 Haziran 1916 tarihinde yarbaylığa terfi ettirilmiştir. 6 Temmuz 1916 yılında Ruslarla yapılan muharebede ağır şekilde yaralanmıştır. Tedavi için önce İstanbul'a ardından Avusturya'ya gönderilip tedavisi yaptırılmıştır. 18 Mayıs 1917 yılında Batı Dersim Komutanı olmuştur. 1918 yılında Kazım Karabekir Paşa komutasında Ermenilere karşı yapılan savaşta Erzincan, Erzurum, Kars harekatında sağ kanat 3. Kafkas Tümen Komutanı olarak görev yapmıştır. 3. Kafkas Tümen Komutanı olarak Ağızkaya'yı da kuşatmıştır. Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesi üzerine 30 Ekim 1918 yılında Galip Devletler'le imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması üzerine müfrezesiyle Ardahan, Kars, Sarıkamış'ı tahliye ederek Erzurum Tortum'a çekilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası terhis edilmemiş olan Kazım Karabekir Paşa komutasında Erzurum'da bulunan 15. Kolordu'ya 27 Kasım 1919 tarihinde 9. Kafkas Tümen Komutanı olarak atanmasından sonra Doğu Harekatı'na başlamış, Kars, Ardahan, Sarıkamış, Oltu, Gümrüş, Şahnalar, Iğdır'a kurtarıcı olarak girmiştir. Kazım Karabekir Paşa 24 Ekim 1920 tarihinde Kars'a taarruz emrini vermiştir. Halit Bey birlikleri Kars'ı doğu yönünden kuşatmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın Üçler Tepesi'ndeki yönettiği taarruzla Ermeni ordusu 3 saat içinde püskürtülmüş, Kazım Karabekir Paşa 30 Ekim 1920 tarihinde karargahını Kars'a taşımıştır. Bu savaş sonrası Halit Bey albaylığa terfi etmiştir. 1921 yılında da Ardahan'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. 4 Kasım 1922 tarihinde Büyük Taarruz Zaferi'nden sonra Batı Cephesi Komutanlığı emrine tayin edilmiştir. Büyük Taarruz Zaferi'nden sonra rütbesi tüm generalliğe yükseltilmiştir. Halit Paşa'nın deli lakabını alması, aşırı cesur ve gözü pek olması nedeniyledir. 1934 yılında kabul edilen soyadı kanunu ile Kars ve çevresinde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Halit Paşa'nın ailesine Kars'ı alan soyadı verilmiştir. 2. Büyük Millet Meclisi'ne Ardahan Milletvekili olarak girmiştir. 9 Şubat 1925 yılında meclis koridorunda Rize mebusu Rauf Bey tarafından tabancayla sırtından vurularak ağır yaralanıp 14 Şubat 1925 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'un Eyüp semtine defin edilmiştir. 6 Kasım 1981 yılında çıkartılan 2549 sayılı kanuna göre
İstanbul'daki kabrinden kemikleri alınıp 1988 yılında törenle Ankara'daki devlet mezarlığına defin edilmiştir. Erzurum halkı adına Şark ordusuna hediye edilen el yazması Kur'an-ı Kerim, Şark ordusu komutanı General Kazım Karabekir Paşa'ya takdim edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı kütüphanesinde bulunmaktadır.